Efendim merhabalar. İstikametle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemine dair meseleleri masaya yatırabildiğimiz programlarımızdan birine daha bugün de bu akşam da başlıyoruz. Bugün Türkiye siyasi gündeminden ya da Türkiye'nin ekonomi ya da Türkiye'nin eğitim sisteminden farklı meselelere de şöyle biraz giriş yapmış olalım. İlk kademe olan siyasi meseleye biraz daha yakın ilişki duymaya çalışacağız. Ama öncesinde 29 Ekim'le başlayalım istiyorum. Yani insanların bir Osmanlı'yı yakın zamanda Neo Osmanlıcılık diye bir tabir de ortaya çıkmıştı ki stratejik düşünce enstitülerinin Amerika'nın bu enstitülerinden çıkan bir söylemle gelişebildiğini de görmüştük. Onlar da desteklediler bunu. Ve aynı zamanda o geçiş süreciyle beraber sınırların hakimiyetine sahip bir Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemek insanlarda biraz garipseniyor ne hikmetse. Bu da büyük bir zarar çünkü önümüzü göremiyoruz. Şu söylem çok büyük bir dikkat çekici nokta. Bunu da ifade ederek hemen programa başlayacağız. Böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız, yıktırmayacağız, yıkılmayacağız söylemleri de çok büyük bir hezeyan. Bir de bunun tam tersi. Büyüyeceğiz, devasa noktaya geleceğiz. Bu obeziteye yakalanıp da parçalanma ihtimali de bir gerçek. Bunlara yakalanmadan ne olduğumuzu bilip, geçmişimizi unutmadan, tarihi değerlerimize sahip çıkarak asil bir millet olduğumuzu hatırlamamız da gerektiğini akletmek gerektiği kanaatindeyim açıkçası. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkan adaylarından değerli bir misafirimiz bizimle birlikte. 29 Ekim'e başlayacağız ve CHP'nin Konya il başkanlığı serüvenini şöyle biraz konuşalım istiyoruz. Birkaç aday var. Az önce buraya gelirken, televizyona ulaşırken de birkaç isimle görüşme şansımız oldu. Bazı isimlerin de aday olacaklarını söylediler. Umarım kendileri için, siyasi hayatın etik üslubu için çok güzel şeyler gerçekleşir. Bugünkü konuğumuz Kadir Tarkan Büyükoptar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hukukçusunuz. Evet. Genelde hukukçularla yayın yapmak biraz zor olur. Yok. Çok hukuki takılırlar. Hiç çok Evet. kelimeleri çok özenle seçerler. Ben de elimden geldiğince size ayak uydurmaya çalışacağım. Yok, Öyle söyleyeyim. estağfurullah, estağfurullah. Ama tabii hemen 29 Ekim'e geleceğim ama şunu da hemen bir parantez söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi genç bir adayın olması dikkat çekici. Evet. Diğer isimler de var. Onlarla belki şansımız el verir mi, program yapma şansımız olur mu? Onu da zaman gösterecek. Önce 29 Ekim'i şöyle bir benimsemek açısından. Ben az önce ifade etmeye çalıştım ama ben 29 Ekim deyince aklıma birçok şey geliyor. Son 10 yıllık hadise, 15-20 yıllık hadiseleri de hep insanların aklına başka şeyler konulmaya çalışıldığı için neoculuğu da, yeniciliği de, yenilik hareketlerini de ifade etmeye çalıştım. Herkes de bir yeni bir şeyden bahsediyor. Yeni Ahmetler, yeni Ağlar, yeni Beyler böyle gidiyor. O yüzden 29 Ekim'de yeni 29 Ekimlermiş gibi gitmeye de evriliyor. Bunu yapmaya gerek yok. Neyin ne Elbette. olduğu belli. O yüzden size 29 Ekim'i sorayım. Asıl mesele burası olsun. Sonra diğer konulara geçelim. Elbette. Öncelikle teşekkür ediyorum. 29 Ekim'den başladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. 29 Ekim bizim için çok önemlidir. Çünkü bakın 1919 yılında bizim bir bağımsızlık meşalemiz yakıldı Samsun'da. Bu meşale yakıldığı zaman bu ateş yurdu sarmaya başladı ve 29 Ekim'de tüm yurdu sardı. Şimdi bugün baktığımız noktada ne yazık ki 29 Ekim'le Cumhuriyetimizle Cumhuriyetin kazanımlarıyla değişik hesaplaşmaların yapılmaya başladığını görüyoruz. Bu başka ne isim altında olursa olsun yenicilik deyin, başka bir şey söyleyin. Bu ne ad altında olursa olsun bazı çevreler ne yazık ki bir takım hesaplaşmalar içerisinde olduklarını üzülerek görüyoruz. Burada ben geldiğimiz noktada 29 Ekim'in 1919'ların çok fazla öneminin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Daha önemli hale geldiğini düşünüyorum. Değerinin Atatürk'ümüzün, silah arkadaşlarının yaptıkları işlerin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da anlıyoruz. Bunu görüyoruz. Atatürk'ün bir dış politika anlayışını, o dönemde yapılanları, o günden bugüne gelenleri, Osmanlı'yı asla reddetmiyoruz. Elbette Osmanlı bizim tarihimizdir, ona bir şey demiyoruz. Ama Osmanlı'ya kucak açacağız derken,
cumhuriyetimizi hiçleştirmeye çalışma çabalarını ne yazık ki görüyoruz. İşte bizim bir sentez yapmamız gerekiyor bu anlamda. Cumhuriyeti özümsemek, özünde hissetmek ve özünde kutlamamız gerekiyor. Üzülerek söylüyorum. Ben bu bayramda yani tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim valiliğimizin ne yazık ki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara 13 olarak duyurulan bir programı vardı. Bu gündüz çelenk programı. Çelenk programı 28 Ekim. Hı hı. Ama bakıyorum ve ben bir vatandaş olarak o gün saat 12.30'da anıttaydım. Ben bütün törenlere elimden geldiğince katılmaya çalışan bir insanım. O gün gittiğim zaman üzülerek şunu gördüm. Ben gittim, kablolar falan toplanıyordu. Toplayan görevli arkadaşa sordum. Ne oldu? Çünkü orada 3 tane de çelenk var. Valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve garnizon komutanlarının. Saat 12'de çelenklerin bırakılıp gidildiğini söylediler. Ama program davetiyesi 13. Öyle program mi? Davetiyesi 13. Ve ben oraya gittiğim zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin heyeti oradaydı. Ülkücü işçiler, ülke ocakları özür dilerim. Ülke ocaklarının çelengi oradaydı, onlar bekliyordu. TEMAT, Emekli Assubaylar Derneği oradaydı. Herkese duyuru 13 diye yapıldı. Bütün siyasi partilere, vatandaşlara. Ama ne yazık ki 12'de konup gitti. Gerekçe ne? Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak olsa gerek diye düşünüyorum. Anladım. Ama şu var, 13 diye siz duyuruyu yapıyorsanız eğer, ben orada bir vali yardımcısı çelengi koyar. 13'teki törende. 13'te bir şey yapıldı mı? Hayır. Oraya gelenler kendisi. Yani böyle bir şey olacaksa da 12'ye çekersin. 12'ye çekersiniz. 12'de duyuru yaparsınız. Elbette. Bu, bakın bu tip hareketler art niyetli olmasa bile ne yazık ki Cumhuriyet Bayramımızın, ulusal değerlerimizin itibarsızlaştırılması çalışması olarak algılıyor. Ama bir millet ya da idare mekanizmaları neden bu itibarsızlaştırmayı yapar? Yapmak i̇şte, ister ya da. İşte bakın bu noktada şunu söylüyorum. Yani Osmanlı'yı ön plana çıkarmak adına Cumhuriyeti ve kazanımlarını, ulusal bayramlarımızı, bakın ulusal bayramlarda eskiden hatırlarsınız herkes çelenk koyabilirdi. Katılım daha geniş. Katılım olurdu. Geniş olurdu. Herkes, ama artık her bayramda o bayramın ilgili kurumu çelenk koyuyor. Yani bu bile bir de şeydir, göstergedir. Art niyet aramak istemiyoruz kesinlikle. Ama neden diye de sormadan edemiyoruz. Ama Osmanlı düşüncesini biraz daha böyle nasıl diyeyim, söylem olarak geliştiren merkezler, toplumdaki kesimler de şöyle bir şey düşünüyor. Diyor ki onlarla yaptığımız mülakatlarda da ortaya çıkan şey ya da muhabbetlerden de ortaya çıkan neticede yani Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil sığmayalım, daha geniş, eski Osmanlı topraklarına genişleyelim düşüncesi var. Elbette, tamam, o olsun. Olsun, ama peki şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçtiğimiz günlerde Meram Belediye'miz miras adı altında bir program yaptı. Çok görkemli şehir bir. Şehir merkezindeki. Evet. Çok görkemli bir programdı. 4-5 milyonluk bir para harcadılar. Evet. Peki Cumhuriyet bizim mirasımız değil midir? Ki Meram Belediyesi hatırlarsanız 2016 yılında 29 Ekim'de birinci geleneksel Aşıklar Bayramı düzenledi. Yani bu sene neden düzenlenmedi? Yani birinci gelenekseldi geçen seneki. Bana mesajı geldi, Meram'da oturduğum için biliyorum. 29, hatta ben onun üzerine Meram Belediyesi'ne mailler falan attım. Ondan sonra bana Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı da geldi. Ama şöyle söyleyeyim. Neden illa bir şeyler kaşınmaya çalışılıyor? Cumhuriyet de bizim değerimizdir. Kaşınıyor mu? Ben kaşındığını düşünüyorum. Yani şimdi kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Şimdi siz eğer bir Aşıklar Bayramı'nı, Aşıklar bizim geleneğimiz, göreneğimiz, değerimiz, eyvallah. Kimse bir şey diyemez. Ama neden 29 Ekim'e denk getirilir? 29 Ekim'de neden bizim belediyelerimiz bir cumhuriyet yürüyüşü, bir fener alayı düzenlemez? Onu yapıyorsan böyle bir şey. Yani böyle bir şey yapın. Yani tarihi değerlere saat. Elbette. Yani biraz da önemsiyorsanız
bu saatte başka şey yaparsınız diyorsunuz. Evet, yani bunu söylüyorum yani. Onu yapın. Aşıklar var. Ondan sonra biz de Aşıklar Bayramı'na gelelim. Hep beraber Aşıklar Bayramı'nı kutlayalım. Yukarıdaki kuşağı CHP'de seçim sürecini 29 Ekim diye değiştirirseniz o konuya geçince oraya yazalım arkadaşlar. Şimdi buradaki kavram meselesinde mi bir hata var? Yani kaşıma kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Bizim toplumda bir arada olabileceğimiz yerleri bulup orada buluşmamız lazım. Hatalarımızı da şöyle bir kenaraya bırakıp daha sonra belki ileriki safhalarda belki iyilerde buluşursak onları da düzeltebileceğimizi düşünmemiz lazım. Bakın, bakınız şimdi biz bunu önce Konya'dan başlamalıyız. Neden? Biz Mevlana kentinde yaşıyoruz. Hoşgörü kentinde yaşıyoruz. Birbirimizi hoş görmeliyiz ve her şeyimizle kabullenmeliyiz, bir bütün olmalıyız. Bizim amacımız bu. Şimdi biz eğer Osmanlı'ya laf söyletmeyeceğiz, eyvallah. Başımızla beraber. Osmanlı bizim tarihimiz. Yani söyleyen varsa da zaten yani Türkiye sınırlarının dışından söylüyordur. Yani bunu ya da söylettiriliyordur. Ya da söylettiriliyordur. Doğru. Yani Türkiye sınırı. Şimdi siz eğer Osmanlı'ya laf söyletmediğiniz kadar Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kazanımlarına aynı hassasiyeti göstermiyorsanız o zaman sorgulanır işte. Burada bir soru işareti var. Orada bir soru işareti olur. Değilse bakın gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet bunları işte bizim dini değerlerimiz bunların hepsiyle hep beraber sahip çıkalım. Dini bayramlarımıza nasıl sahip çıkıyorsak ulusal bayramlarımıza da sahip çıkalım. Şöyle ilginçtir. Yani 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı biraz daha geri gelirsek sonra ileri gidip yani 30 Ağustos'u sonra 29 Ekim'i böyle sayabileceğimiz tarihler mevcut. Evet. Bunların hepsinin yavaş yavaş unutuluyor olması, unutturuluyor olmak biçimidir. Evet. Öyle düşünüyorum. Şöyle ki bakınız bizim bütün ulusal bayramlarımızda özellikle son 15 yılı baktığınız zaman sistematik bir şekilde bizim yöneticilerimizin ulusal bayramlarımızda rahatsızlandıklarını görüyoruz. Yani büyük bir çoğunluğunda yöneticilerimizin rahatsızlandığını görüyoruz. Şimdi hastalık herkesin başına gelebilir eyvallah ama o günlere denk gelmesi bunları hep üst üste koyduğunuz zaman soru işaretini belirgin hale getiriyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Niye rahatsızlanıyor olabilirler? Ya da neden rahatsızlık duyuyorlar rahatsızlanmayla beraber? Öyle söyleyeyim. İşte en başta söylemiştim ya. Bu Osmanlı'yı ön plana çıkarmak, Cumhuriyet ve kazanımlarını geri plana atma düşüncesi bilinçaltındaki. Ama şöyle de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani şu mantık da aklıma geliyor. Katılıp değer vermeden icraat yapmak. Ama şimdi işte katılmamak belki bir mesaj, bilmiyoruz. Böyle düşünüyorsunuz. Yani. Peki bundan sonrası için mesela tabii siyasi parti olarak yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığına adaysınız. Evet. Seçim süreci ne zaman sonuçlanacak? Seçim süreci tam net olmamakla beraber Ocak ayı başı gibi il başkanlığı seçimleri yapılacak. Muhtemelen yine birkaç aday daha çıkacak. Muhtemeldir. Yani isimleri geçen arkadaşlarımız var. Nerede görüyorsunuz kendinizi? Şöyle söyleyeyim. Ben kendimi elbette iddialı görüyorum, şanslı görüyorum. Neden şanslı görüyorum? Çünkü bakınız, ben projelerle geliyorum. Yani Konya örgütünde yapılması gereken projeler var. Çalışmalar var. Bu çalışmayı neden yapacağız? Bu çalışmanın yapılma gerekçesi 2019'un önemi. Ben 1919 ruhuyla 2019'a diyerek yola çıktım. Bunun gerekçesi şudur. 2019 seçimleri Türkiye için hayati bir önem taşıyor. Yani bir rejim değişikliği gündeme gelebilir. Bunları düşünüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda eğer biz klasik bir kongre anlayışıyla gidersek, proje üretmeden, halka dokunmadan gidersek bizim çok fazla 2019'da
başarılı olabileceğimiz düşünmüyorum. Şöyle o noktaya gireceğim. Bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Buradan kendime de kazanım çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi televizyonum açısından ya da kendim açımdan çok böyle maharetle anlatmaya çalıştığım bir hadise vardır. Her seçim sürecinde yaklaşık olarak sahada olabilen kim varsa siyasi partilerden bir fazla bir eksik. Yani evet. İnsanlar yanlış algılamasınlar. Her siyasi partiyi bu ekranda misafir etmeye çalışıyoruz. Hatta burada daha önce bu yayınlarda gerçekleştirdiğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Demokrat Partisi'nden, DSP'den ayrıca Hüdapar'dan aklıma geldikçe söyleyeyim. Aynı çatı altında misafir edebildik. Bunlar il başkanlığı düzeyinde gerçekleşti. Ve yine bu stüdyoda gerçekleştirdiğimizde AK Parti yoktu. Onlarda bu programlara katılma düşüncesi yok. Yani siz mesela velev ki başkan oldunuz. Bu programlara katılmayı düşünüyor musunuz yoksa biz aynı ortamda bulunmayız mı diyeceksiniz? Hayır. AK Parti gibi. Hayır, hayır. Elbette her programa davet edildiğimiz her programa katılırız. Hiçbir sorun yok. Diğer siyasilerle yan yana oturmakta, otururuz. Karşı karşıya gelip ya birbirimize düşüncelerimizi anlatıp belki de ikna etmek ya da belki de evet ben gerçekten yanlış düşünüyorum demekten bir beis yok diyorsunuz. Bakınız biz birbirimizle konuşmadan, birbirimizle anlaşmadan, birbirimizle oturmadan nasıl orta yolu bulabiliriz ki? Onun için söylüyorum. Yani biz önce Mevlana kentinde olarak söylüyorum bunu. Birbirimize tahammül etmeyi öğrenmeliyiz. Birbirimizle oturabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Bundan daha... Çok basitçe, konuşabilmeliyiz. Evet, yani evet. Çok basit bu. Bunda gocunacak ya da bir şey yok. Yani gelirim, seve seve gelirim, seve seve katılırım. Eyvallah. Şimdi devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim evet, müsaadenizle. Ondan evet. Sonra projelerinize, o dediğiniz tamam. Meselelere, asıl meselelere girmiş tabii, olalım. Tabii. Köşe yazarlığı yapmışsınız. Evet. Devam evet. Ediyor herhalde. Yok, şu anda devam durdu etmiyor. Mu? Durdu. Aynı zamanda da bunun dışındaki çalışmalarınızı da gördüğümüz kadarıyla da tebrik ediyorum. Umarım da yani şu söylem çok hoşuma gitti. Bunu söylemem lazım. Yani ben siyasi partiler, bugün toplumun en çok konuştuğu şey siyaset. Ve bunun merkezinin başında olanların da aynı çatı altında yan yana gelmesi lazım. Evet. Bugün gelmeyenler de var, gelenler de var. Ama gelenleri yan yana bir arada tutabiliyor, onlarla bir arada istişare bağlamında kendilerini görüşebiliyorlarsa keşke bizim dışımızda görüşseler. Birbirlerini kendi parti merkezlerinde ziyaret etseler de fikir ayrılığına ve fikir birliğine varıp da dışarıya öyle çıkabilseler. Keşke. Muhtemelen toplum kazanır. Ben de bunu amaçladığım için öyle sordum. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidelim değerli izleyenler. Aradan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkan adaylarından Kadir Tarkan Büyük Oktay'la birlikte sohbetimizi devam ettireceğiz. 29 Ekim'de başladık. CHP'deki il başkanlığı seçimine doğru neler olacak, projeler neler, onları da kısa aradan sonra görüşeceğiz, konuşacağız. Efendim istikamete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı'na aday olan Kadir Tarkan Büyük Oktay'la birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Hukukçu bir isim. Geniş bir saha çalışması olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda da genç bir isim. Yani Türkiye siyasetinde yakın tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı, Selçuklu ilçe başkanlığını misafir etmiştik. Daha önce genel başkan yardımcılarından da misafir ettiğimiz isimler olmuştu. Diğer siyasi parti mensupları gibi. Yani genç isim derken fikir ve düşünceyi açık isimlerle yayın yapmak bizleri sevindiriyor. İnsanların birbirlerini dinlemeye, konuşup anlaşmaya ihtiyacı olduğu bir ortamdayız. Bunları konuşuyorduk. Bununla ilgili çok kısa sual edeyim. Hemen arkasından evet, diğer noktalara gelelim. Yani konuşmanın ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Evet. Aslında çok evet. Akıllıca bir şey değil. Yani insanların birbiriyle konuşması gerektiğini konuşuyoruz. Aslına bakarsanız gereksiz. Şunu konuşmamız gereksiz. Konuşmanın önemini konuşmak kadar, affedersiniz, mesela saçma ben, bir şey yok. Sizin Adalet ve Kalkınma Partisi ya da AK Parti ile müzakere mi diyeyim artık? Yani bazen böyle hani ekonomik noktada anlaşma üzerine oturuyorlar masaya. Böyle karşılıklı masaya oturup konuşabilmenizi CHP ile AK Parti'nin oturmasını isterim. Yani çünkü oturup da anlaşma. Ha, diyeceksiniz ki yani bir koalisyon çıkmadı ki bir savaş ortamı gibi insanlar birbirlerine yaklaştı da diyebilirsiniz. Ama buna rağmen yine mecliste yan yana oturuyorlar sıralarda. Kameralar kapandığı takdirde arka odalara geçince herkes birbiriyle sarmaştılar. Bunun topluma yansıması için gizli yaptıklarını açık etmeleri lazım.
Bakınız bunu örgütlerin yapması lazım. Eğer bunu, yani, bunu örgütler, Konya AKP örgütü... Taban yapmıyorsa taban mı yapmasın? Taban başlatabilir böyle bir şey. Niye başlatamasın? Siz eğer aşağıdan bir baskı yaparsanız yukarısı da buna gelecektir diye düşünüyorum. Mesela burada siz diğer siyasi partilerle, diğer demokratik kitle örgütleriyle ilişkileri sıcak tutarsanız eğer... Yani herkes birbiriyle kucaklaşsa, ben neden Saadet Partisi'ne gitmeyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeyeyim? Yani gidilip gelinmeli, karşılıklı heyetler görüşmeli sürekli. Çünkü Konya özelinde söylüyorum bunu. Biz Konya için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Amacımız bu değil mi? Doğru. Neden Konya için, Konya'nın sorunları için bir araya gelemiyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileriyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileriyle neden bir araya gelemiyoruz? Yani daha dün MHP'nin iki vekili vardı. Biri AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin şimdi birçok vekili var. Sizde bir vekil var. Sizde bir 30-40 bin fazla oy alınsaydı sizin iki vekiliniz olacaktı. Sonuçta herkes yine Konya'dan Türkiye'ye hizmet etmeye çalışan vekiller olacaktı. Evet. Bakınız şöyle söyleyeyim. Bizler eğer, işte bu başında hani söyledik ya, konuşmanın gerekliliğini konuşuyoruz diye. Ne yazık ki. Yani ne yazık ki. Şimdi biz eğer, şimdi Konya'nın sorunları yok mu? Çok. Dağ kadar sorunları var. Dağ gibi sorunları var. Havaalanına ulaşımı yok. Yok. Yani başlayabilirim böyle, saymaya başlayayım. Tabii sayılabilir. Yani şimdi siz bunlar dururken ülke genel siyasetle birbirinizle sürekli didişip duruyorsunuz. Sen Konyalı olarak önce Konya ortak paydasında bir birleşelim. Bu arada Karaman'a havaalanı yapılıyor, Konya'ya yapılmıyor. Arada not olarak düşmüş olayım. Sen Konya'sı büyük düşün diyelim. Karaman'a gidip havaalanını orayı kullanma. Burası askeri havaalanı olup da biz bundan sonra Karaman'dan uçağa binecek olursak büyük düşünmüş oluruz. Tabii yani düşünürüz. Mekanizmada öyle bir düşünce var. Peki hocam, nereden aklınıza geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık yani il başkanlığına adaylık süreci? Şöyle söyleyeyim. Partide başka görevlerde bulunmuşsunuz ama il başkanlığı adaylıkla alakalı. Yani tabii şöyle söyleyeyim. Ben şu anda zaten halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu'nun Konya Karaman Bölge Koordinatörlüğünü yapıyorum. Hı hı. Öyle şu anda aktif görevim o. Neden il başkan adaylığına çıktım, böyle bir yola çıktım? Bakınız, dedim ya az önce de, 2019 çok önemli. 2019 biz bu önemi gören, anlayan, hisseden kadrolarla ancak üstesinden gelebiliriz. Bunu da ben bazı projelerle, halka dokunacak, seçmene ulaşabilecek projelerle Konya'dan bunun en az, tırnak içerisinde söylüyorum, en az 2 milletvekili çıkarabileceğimizi düşünüyorum bu tip projelerle. Yani rakamda o çok bir fark yok arada zaten. Hayır, yani şu açıdan rakamda fark yok. Yani şimdi bu en az kelimesini bazı arkadaşlar atlıyor, niye ikiye hedef koyuyorsun diyorlar da. O yüzden tırnak içerisinde yani en az. Bu arada ikiyi siz kıl payı kaçırdınız parti olarak. Evet, bakınız size rakam vereyim. 1 Kasım seçimlerinde, 2015 seçimlerinde Konya merkezdeki seçmen sayımız bizim 812 bin. Karatay, Meram, Selçuklu. Bizim toplam seçmenimiz, tüm Konya'nın seçmeni 1.435.000. Şimdi merkezdeki seçmen sayısı 812.000. Bizim ikinci milletvekilliğini kaçırdığımız oy farkı ise 29.000. %5 bile değil. Merkezin %5'i bile değil. Bakın. Biz eğer halka dokunacak, seçmene dokunacak projelerle sahaya inebilirsek, ben 29 bin oyun hayal olmadığını biliyorum. Bu hayal değil. Onu da gerçekleştirirsiniz. Onun için söylüyorum. Bunu çok rahat söylüyorum. En az 2 milletvekili diye iddialı konuşuyorum. Olacak. 2019'da eğer biz sahaya bu şekilde inebilirsek, ki ben ineceğime inanıyorum, bu anlamda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Peki Konya'daki hedefler arasında belediye başkanlıkları nasıl, ne durumda? Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı Konya'daydı 2 gün önce, biliyorsunuz. Evet.
açıklamasında mahalli idare seçimlerinde öyle bir noktaya gelmeliyiz ki yani öyle bir moral kazanmalıyız ki Cumhurbaşkanlığı seçimini öyle girebilelim. Yani önce bir mahalli idareleri seçiminde bu sınavı geçeceğiz dedi AK Parti açısından. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı unvanıyla ifade ettiği belki bunu. Yani CHP'nin Konya'daki planı belediye başkanlıkları düzeyi içinde belediye başkanlıkları olur. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bizim 7-8 tane alabileceğimiz, net alabileceğimiz ilçelerimiz var. İlçe belediye başkanlıklarımız var. Yani Konya'da Tuzlukçu'nun dışına çıkarız diyorsunuz. %100 çıkılır. Bakın siz eğer sahaya o inançla çıkarsanız, seçmene dokunursanız, halkla kucaklaşırsanız, halk bunun karşılığını size verecektir. Bunu referandumda gördük. Referandum nasıl yorumluyorsunuz? Bakın referandumda AKP'nin AKP ve MHP'nin yani evet bloğunun birleşmiş olmasına karşın ciddi bir oy kaybı var Konya'da. %73 aldılar. İkisi birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu tek başına savunmasına karşın kurumsal anlamda söylüyorum bunu. Hayır bloğu %27'lere çıktı. Bu ciddi bir rakamdır. Ve ben zaten o dönemde hep şunu söylemiştim. Konya'da biz %30'u bulursak hayır çıkacaktır. Hayır zaten çıktı. Bir takım seçim ilerler. Yani ben parti içerisinde hep sandık eğitimleri verdim. Sandıklara nasıl sahip çıkılacağının eğitimini verdim. Bir partilimiz, sürekli sandık eğitimlerine gelen bir partilimiz vardı Ilgın'dan. Bana şunu yazmış sosyal medyaya. Hocam bize bütün her şeyi anlattınız. Oyların nasıl sahip çıkılacağını anlattınız ama YSK'nın çalınabileceğini anlatmadınız dedi. Bunu sosyal ağda çok duymuştum. Ben evet, de okumuştum. Yani, gerçekten bana bu söylendi. O gün söylendi. Doğru, biz YSK'nın nasıl çalınabileceğini anlatmadık. Çünkü düşünemedik bunu. Peki referandumu tabii arada konuşmak da istedim. Yani merak ettim nasıl yorumluyorsunuz diye. Siz referandumu bir çıkış olarak gördünüz yani. Tabii gördüm. AK Parti'de şöyle bir şey oldu. Şimdiki istifaların nedeninin referandum süresince illerde yeterli oyun çıkmamasından kaynaklı bir ceza niteliğinde söyleniyor. Ama Konya'da o zaman böyle bir şey olması lazım. Ama Konya geçenlerde bir fotoğraf karesi verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi için böyle bir şey söz konusu değil ben, şu an. O mental yorgunluğu açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanında olduğunu düşünüyorum. Ve çünkü artık ülkeyi yönetemiyorlar. Yani eğer gitmesi gereken birisi varsa, birileri varsa buna oradan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle pek yani sizi eleştirecek değilim ama yani ben düşüncemi paylaşıyorum. Alt kademeler verimsiz, yetersiz bir noktası, bir yolu arka bunun. Bir tarafta da yalaka ve tukakacı. Yani bunu da açık ve net söylemek lazım. Gördüğümüz şey. Evet. Başka tarafına geçtiğimiz zaman başka şey. Bundan kaynaklı olamaz mı? Aşağı kesimlerde böyle hatalardan kaynaklı. Şimdi aşağı kesimlerde böyle hatalar olabilir. Ha bunu yukarısal... Mesela bu ülke, bu sürece biz bir başbakanın kellesini alarak geldik. Evet. Yani açık konuşalım. Konya'da sahip çıkmadı. Evet. Yani burada yanlış bir ifade anlaşılmasın. Yok, doğru. Yani sonuçta bir başbakan istifa verdi yani. Evet. İstenildi, verdi. İstenilebilir miydi bilmiyorum. Belki yeni süreçte böyle şeyler daha çok yaşamak gerekiyor. Sahip çıkmayan bir millet de söz konusuydu. Yani böyle bir sürecin gelmesinden kaynaklı bugünkü yaşadığımız şeyler de doğal o zaman. Tabii doğal. Bakınız siz eğer şimdi sürekli bir milli irade pompalaması yapıyorsunuz topluma. Ama milli iradenin seçimiyle, tercihiyle gelen bir başbakanı istifa ettirebiliyorsunuz. Belediye başkanını istifa ettirebiliyorsunuz. Nerede kaldı bu milli irade? Siz şey mi diyorsunuz? Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı nasıl olabiliyorsa halkın seçtiği bir başbakan da görevine devam etmesi lazım. Aynen öyle. Aynı seçimle gelen. Seçimle gitmeliydi. Tamam. Ahmet Davutoğlu. Ama referandumda tüm yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş. Tabii. Öyle bir yanlış yaptık. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl takdir edersiniz? Peki aklımda kaldı. Tuzlukçu'nun dışında demiştim. Başka hangi ilçeleri alabilmeyi düşünüyorsunuz? Yani alabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bakın burada şöyle bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyelinin olduğu
ilçelerimiz var. Burası nere? Akşehir, Ereğli, Seydişehir, Hadim, Derbent. Buralarda bizim potansiyelimizin ciddi şekilde yoğunluğunun olduğu yerlerdir. Ve buralarda daha önce belediyelerimiz vardı. Hem de yakın tarihte. Yakın tarihlerde vardı. Yani 2004'ten sonra kaybedildi bunlar. 2004 seçimleriyle başladı kaybedilmeye. Hmm. Şimdi bakınız, eğer biz düzgün bir çalışma yaparsak ve o 2019 ruhunu, 1919 ruhuyla 2019'a diyerek sahaya ineceğiz diyorum ya, o ruhla çalışırsak biz, emin olun o rüzgar hem bize ilçe belediyelerini getirecektir, Konya'da da en az 2 milletvekilliğini bize kazandıracaktır. Peki içten içe bir soru sorayım. En azından içinizde nasıl bir düşünceye sahipsiniz onu da merak ediyorum. Mesela CHP'de bir ön seçim modeli var. Hı hı. Ben dışarıdan böyle baktığım zaman yani çok da böyle tatlı geliyor, böyle mantıklı geliyor. İnsanlar kendi içlerinde, kendi kendine önce bir seçim yapıyor, sonra diyor ki biz içimizden birilerini seçtik, kendimize göre en iyilerini seçtik. İşte size de sunuyoruz mantığı. Bazen siyasette siyasanın en başındaki insanlar kimlerin nereye geleceğini belirler. Ve mekanizma öyle işler. Ve onlar bir anlamda hükümet de olabilirler. Muhalefette de kalabilirler. Bu değişkenlik gösterebilir. Siz kendi içinizde mesela parti içinizde bir öz eleştiri yapabiliyor musunuz? Şimdi elbette yapılır. Şimdi bizim bir ön seçimimiz var. Ve biz demokrasiyi en çok içselleştiren siyasi partiyiz. O yüzden çok ses mi çıkıyor diyorsunuz? Evet. Evet budur. Yani bakın siz... O yüzden genel başkanınızı biraz fazla eleştiriyorsunuz. Tabii parti içinde. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siz AKP kongresinde iki listenin yarıştığını görebildiniz mi? Konya ilk kongresi için söylüyorum bunu en basitinden. Yani çıkacağız diyen insanlar 3 gün kala çektirilmedi mi geçmiş dönemde? Yani geçmişi bilmiyorum ama son olan şeyde AK Parti Genel Başkanı geldi listeyi i̇şte, baktı, yani böyle, kontrol etti, onay verdi geçti. Böyle olur. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekilde. Başka, yani atama yapıldı. Tabii öyle olur. Yani şimdi bizde böyle olmaz. Bakın biz ne diyoruz şu anda mevcutla beraber aşağı yukarı 4 tane il başkan adayının adı var şu anda. Benimle beraber. Daha şimdi. Şimdiden 4 tane yani belki ileride daha da artacak. Resmi olarak açıklayan sadece benim. Ama diğer arkadaşlarım da çıkacaktır. Bu çok doğaldır. Ve bu bir yarış. Mevcut başkan da devam adaylığı söz konusu. Yani elbette kendi tercihidir. Ama siyasette verimli olabilmeyi bilmek gerekmiyor mu? Yani mesela mevcut yani sonuçta şu anda da görevlisiniz. Mevcut başkanınız ne kadar verimli? Mesela bunu tartışıyor musunuz? Belki de onun için belki aday oldunuz. Hayır şöyle söyleyeyim. Bakınız ben iddialı olduğum için kendim bir şeyler yapabileceğimi ben ve arkadaşlarımın 1919 ruhuyla bir şeyler yapabileceğimize inandığımız için yola çıktık. Bu mevcut başkanımızın yetersizliğinden, verimsizliğinden değildir. Tecrübesi, mevcut başkanımızın tecrübesi tartışmasızdır. Parti büyüğümüzdür. Ve ben bu konuda kesinlikle kendisini yetersiz bulmuyorum. Ama dediğim gibi bizim daha fazla şeyler yapabileceğimizi düşündüğüm için bu yola çıktım. Ben sadece CHP için demiyorum. Yani yetersiz demek istemedim aslında da. Yani daha çok verimli olmalarını istiyorum siyasilerin, partilerin. Hani az önce bu vermek istediğim örnek bunun içindi belki de. Yani partiler birbirlerini ziyaret edebilmeli. Partiler birbiriyle Türkiye gündeminde olan bir meseleyi konuşup bir kamuoyu oluşturabilmeli. Aynen ya öyle. Sakin olun burada çok bir şey yok kardeşim diyebilmeli, dedirtebilmeli. Tabii. Yani bunu sağlayabilmek için de biraz koşturmaya gerek var. Belki bilmiyorum. O yüzden CHP, AK Parti'ye, MHP'ye, başka yerlere ziyaret edebilir. Başkaları CHP, diğer partiler birbirlerini diyalog halinde olabilir. O da il başkanlarının düşünce yapısına ve koşturmasına bağlı. Tabii yani şöyle söyleyeyim. İl başkanı lokomotiftir. Yani il başkanlığı lokomotiftir. Yani hattı çeker arkası evet, devam eder. Yani bu olur. Harekete geçirecek olan il başkanıdır. O onun bakış açısıdır. Peki süremiz zayıf mı? Az mı kaldı? Tamam hemen toparlayacağım. Çok uzun bir süre var aslında. Evet. Daha az önce de ifade ettim. Çok fazla adayın çıkıyor olması, çok sesinin olması partiler açısından iyiydi. Sizin için sizde biraz daha fazla olduğu için o yüzden de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte
kim nasıl destek verirse versin, tekrar bir toparlanma olacak mı peki partide? Şöyle söyleyeyim. Diğer partilerde de şöyle bir şey var. Mevcut başkan, yani başkanlar geliyor, diğer yönetimler gidiyor. Eski yönetimlerden de kimse kalmıyor. Her gelen kendi bir grubuyla, 50 kişilik bir grubuyla devam ediyor. Bugün AK Parti de aynısı oluyor. Yani 50 kişilik yönetim var, 50 kişi geldi. Onların çevresindeki ikişer kişi, üçer kişi katılım oluyor. Sonra alt tabakaya iniyor ve hepsi eskileri çöpe gidiyor. Yani böyle bir sistem var ne yazık ki siyasette. Ahde vefa diye bir şey yok. Sizde nasıl olacak? Bakınız, biz herkesi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ben bunun ve ben hep benim bir sloganım vardı. Listenin sonunda olsak da kavganın başında olacağız diye. Bunu hep söyledim ve böyle de oldu. Nasıl oldu? Bakınız ben milletvekili 2015'te aday adayıydım. Sıralamaya giremedim ön seçimde. Ama ben asla geri planda durmadım ve söz gelimi şu son referandum sürecinde referandum neden hayır denmesine gerektiğini anlatmak için sandık eğitimleri için kendi aracımla 5000 kilometre yol yaptım. Yine görev başındaydınız. Evet. Yani onun için söylüyorum. Bu yine aynı şey olacak. Ben bunu söylüyorum. Ha, biz kazanacağız. Ben bu konuda iddialıyım. Kazanacağız. Ama ve diğer arkadaşlarımızla kucaklayacağız. Ötekileştirmeyeceğiz. Kesinlikle. Çünkü bizim birbirimizi bir söylemim var benim. Partililer arasında duvar örme değil köprüler kurmaya geliyoruz biz. Yani biz işte seçim kazandık, kaybeden ekibi tamamen yok edelim, ezelim. Yok, böyle bir anlayışımız yok. Olmayacak, olamaz. Peki, son olarak, son sözlerinizi alacağım ama hemen kısa kısa birkaç konu daha var. Arkadaşlarına rica ediyorum. Yeni kurulan parti için, İYİ Parti için nasıl bakıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Umarım iyi işler yaparlar. Türkiye için umarım iyi işler yaparlar. Çünkü bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi de AK Parti olarak çıktı ama pek AK işler yapmadı. Ben böyle düşünüyorum. Hep Akçeli işlere karıştı. O yüzden umarım iyi işler yaparlar. Demokrasi yelpazemizde yeni bir parti hayırlı olmasını diliyorum. Peki son sözlerinizi alayım, hemen sonlandıracağım. Son olarak ben şunu söylüyorum. Biz 1919 ruhuyla Atatürk'ümüzün yolunda, Atatürk'ümüzün kurduğu partiyi Konya'da yükseltip yüceltmek için ve Konya örgütlerini ayağa kaldırmak için yola çıktık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin açınızda, partiniz açısından sağlıklı bir süreç el vermesini ümit ediyorum. Her siyasi partinin de böyle süreçleri sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün hukukçu birisi misafirimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. İlk açıklayandı aslında. Evet. Kadir Tarkan Büyükoktar. Mevcut başkan da aday olacak herhalde. Öyle gözüküyor. İki isim daha benim işittiğim var ama resmi olarak da bilmiyorum ne olacak. Birinden eminim de diğerinden bilmiyorum. Ama CHP'de çok fazla aday çıkabiliyor. Çok rahatlıkla herkes birbirini eleştirebiliyor. Bu da belki siyasetin güzel tarafları. Bunlar iç içe herkes, her siyasi partide görmek istiyor insan. Daha sonra da siyasi partiler birbirlerini eleştirebilsinler nezaket içerisinde. Bu da topluma sağlıklı bir şekilde yaşasın, yansısın ve kavgasız bir ortam yaşayalım. Yeniden buluşmak dileğiyle bu akşamlık istikametten bu kadar. Hoşçakalınız.